1-2. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 63 Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Erkad Yayınları Sayfa 63 Neler Öğreneceğiz? İslam Düşüncesinde Tasavvufi Düşüncenin Oluşum Süreci. Tasavvufi Düşüncede Ahlaki Boyutun Önemi. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumlar. Alevilik Bektaşilikteki temel kavram ve erkanlar. Hucurat suresinin 10. ayetinde verilen mesajların nite konuları 1. Tasavvufi düşüncenin oluşumu. 2. Tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutu. 3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlar. 4. Kur'an'dan mesajlar. Hucurat suresi 10. ayet hazırlık çalışmaları 1. Tasavvuf, mürşid, insanı kamil kavramlarını sözlükten bulunuz. Cevap: Tasavvuf, İslam dünyasında mistik ve içsel deneyimlere dayalı bir akımı ifade eder. İnsanın kendi iç dünyasını keşfetmesi ve manevi bir olgunluğa ulaşması amacını taşır. Mürşid, tasavvufi bir yolun rehberi veya lideri anlamına gelir. Dervişlerin manevi gelişimlerini yönlendirir ve onlara doğru yolu gösterir. İnsanı kamil, olgun insan anlamına gelir. İslam mistisizminde, olgunluğa ve mükemmel ahlaki ve manevi niteliklere ulaşmış kişi olarak tanımlanır. 2. Mevlevilik, Bektaşilik, Nakşibendilik hakkında araştırma yapınız. Cevap: Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulan, Sema ayini ile tanınan bir tasavvufi tarikattır. Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli tarafından kurulan, hoşgörü ve insancılık prensipleri üzerine odaklanan bir tarikattır. Nakşibendilik, Bahauddin Nakşibend tarafından kurulan, zikir pratiği ve şeriat kurallarına sıkı bir bağlılık ile bilinen bir tarikattır. 3. Cem ve Cemevi hakkında araştırma yapınız. Cevap: Cem, Alevi Bektaşi topluluklarında dini ve sosyal amaçlar için gerçekleştirilen toplu ibadet ve toplantıları ifade eder. Cemevi, Alevi ve Bektaşi topluluklarının ibadet ve toplu toplantılarını gerçekleştirdikleri dini ve kültürel mekanlardır. 4. Muharrem orucu hakkında araştırma yapınız. Cevap, İslam'ın ilk ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Aşura günü, yani Muharrem ayının 10. gününde Hazreti Musa'nın Firavun'un zulmünden kurtulmasına atfen ve aynı zamanda Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi anısına tutulan bir oruçtur. Muharrem orucu, İslam'ın birçok mezhebinde farklı şekillerde anlam kazanır ve uygulanır. 1-2. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 63 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.